İyi gidiyor. Karşılıklı çekişiyoruz. İyi gidiyor. Ama kamera çekiyor. Çekişmesi bu. Çekişme dediğin bu. Vallahi ilk ultramaratonumda kamerayla koşmuştum. Oh, süper. Bunun ilk hair roller'ıydı. Acayip titriyordu. Çok kötü bir görüntü vardı. Adamlar yapmış ya. Yapmış. Tamam. Biz de koşmalıyız. Bakın. Evet, Tahtalı Run to Sky 15. kilometresindeyiz. Yarışın 2 saati neredeyse geçti. 20. kilometrede Beycik var. 3 sene önce yarışın ilk senesinde gelip Beycik'te gönüllü olmuştum. Mesela aslında önce Ulupınar'da sonra Beycik'te yarış tek sadece Tahtalı Run to Sky ve pazar günü bir halk koşusundan oluşuyordu. Şu an sağlık yerinde, parkur keyifli. Geçen hafta Penyalı Galuza'da bu tür zemine antrenman yapmış oldum. Sezonun ilk ciddi patika yarışlarını böylece açtık. Zeminde ufak taşlar var. Hani ayağınızın altını koruyan bir ayakkabıyı düşünebilirsiniz. Eğer ağırsanız ve yarışı maksimum limitine yakın koşacaksanız. Öbür türlü bence ağırlıklı yokuş yukarı bir yarış olduğu için önemli olan ayakkabının hafifliği. Elbette iyi bir zemin tutuş olması, kayalara iyi tutulması da değerli. Ben o yüzden bir vertical ayakkabısı olan North Face Single Track High Asa'ları tercih ettim. Böylece ömürleri bitmeden gerçekten hakkını verebiliyorum. En doğru parkurda kullanabiliyorum. Hadi bakalım. Ormanın yosunlu bir bölümündeyiz. Demin Like yolunun işaretlerinin ikinci bir katılım yaptığı yerde azıcık bir tekrar kaybolduk. Yürümesi çok keyifli yerler. Belki bu mevsim biraz sıcak ama sonbahardan ilkbahara kış dahil planlayın. Evet, kuş sesleri, kelebeklerin uçuşması, yeşil ve uzaktan gelen insan yapımı sesler ve yakından gelen ayak veya batonların taşlara vurması. Son 10 kilometrenin içindeyiz. Ve bu son 10 kilometre yarışın mesafe olarak 3'te 1 olmasına rağmen zaman olarak yarısı. Sebebi de şu karşıdaki duvara çıkacağız. Burada hızlı ve kuvvetli doğa yürüyüşü, İngilizce'de power hiking denen şey devreye giriyor. Etkili baton kullanımı. Ata da 5 dakikada baton kullanımına giriş dersimi aldı az önce. Bakalım zirvede konuşacağız. Zaten bana 5 dakika taktıysa yeterince etkili kullanmadı. 15 dakika taktıysa hızlı öğrendi demektir. Değil mi? Bakıyoruz. El bilekleri hala biraz gevşek. Bandı azıcık daha sıkmak lazım. Çünkü baton kullanırken şöyle elinizi hiç kullanmasanız da kullanacaksınız. Ben Leki'nin mikrokarbon katlanır batonunu kullanıyorum. Özür dilerim. Mikro argon. Alüminyum. Karbona layık görmemiştim kendime. Hadi. Evet, bir merdiven iniyoruz. Hem baton hem
kamerayla azıcık meşakkatli oldu ama. Bekle, geliyoruz. Evet, boyuna ulaştık. Şimdi buradan geldik. Şimdi ağaçlarda bir süre tırmanıp sonra ormanın bittiği yerde dün tırmandığım son yaklaşık 600 metreyi tekrar çıkacağım. Bu gölgenin keyfini sürüyorum. Evet, boyum bitti. Artık orman da bitti. Çıplak, daha 2000 metre seviyesine çok yaklaştık. 1800 falan olmalı da saate daha bakmadım. Buradan sonra dünkü rota acımasız bir 45-50 dakika ya da bir saat beni bekliyor. Dün batonsuzdu. Bugün batonla daha rahat ve daha hızlı olacağıma inanıyorum. Görüşürüz. Evet, zirvedeki travers. On the left. Sorry, yes. Yep. Well done. Enjoy the journey. Oh, 60 ve 100 rotası. Zirveye çıktıktan sonra buradan geri iniyor. Ay, bravo İsmet. Çok iyisin. Evet, demin İsmet İnan geçti. Onunla belki 20 sene öncesinden tanışıyoruz. Benim gibi dağcılık kökenli. İsmet dağcılık altyapısını ve tırmanma kuvvetini çok güzel kullanarak birçok erkeğin de önünde gidiyor. Tırmanışlı yarışlarda batonu verimli kullanmak çok önemli. Evet, burada da bir örnek. Güzel, harika. Evet, 27 kilometre bitti. Aa, güzel çanlar. Tebrikler. Tebrikler. Çok iyi gitti. Evet, yarışı bitirdik. Ağzıma bir şey attım. Portakal. Ah, torbam. Şimdi hızlıca şöyle bir tutabilir miyiz? Tutarım tabii. Evet. Torbamızı açıyoruz. Yukarı geldik. Hızlıca ısı kaybını azaltmamız lazım. Bir Hanna'yı da susturalım. Kısayım mı biraz hakikaten? Kıstırayım mı? Madalya seramik, gördüğünüz gibi. Dişinize vurduğunuzda acıtıyor. Boşuna seramik diş yapmıyorlar. Peki. Yarışı bitirince ben hemen esneme yapmayı sevmiyorum. Çünkü kaslar zaten kıpranmış durumda. Drop pedime çikolatalı bir süt yaptım. Oğlumun favorisi. Oh. Ona söyleyeceğim süt içtim. Tabii ona da almam lazım. Terli tişörtünüzü rüzgarlı yerlerde hızlıca çıkartıp yerine yenisini takmak lazım. Anlat bakalım. Abi, geçen senin birincisinin vakitlerine baktım. İlk pace'ler 5.30 geçmişler. Biz bugün yarışta 4.10 geçtik. Siz hızlı çıktınız ondan çok. Ya 4.10 geçtik. Yanartaşı çok hızlı tırmandı. Artı işaretlemeler, şapka kullanın diyorlar. Bak, şapka kullanıp işaretlemeleri hızlı koşunca ağaçlardan görüyorsun. 3 kere falan yanlışlarına gidiyor. Ya ormanın içinde şapkayı kullan da ters kullan.
Niye? Abi diyorsun ki? 20'den sonra yap. Hı. Geç geldi. İkinci boyutta yarışı bıraktım. 20-25 dakika oturdum. Sonra arabanın anahtarı yukarıda diye tekrar koşmak zorunda kaldım. Arabanın anahtarı dropback'te. Evet abi. Ya dedim şimdi beni buradan götürselerdi ben dropback'i bulamam bir daha. Mecbur gideceğiz. Çıktık. Ah. Her yarış bir tecrübe. Aynen öyle. Ah. Aynen öyle. Ama ben şöyle söyleyeyim, bir yarış Türkiye için erken ya. Oğlum, Türkiye'deki her yarışta 2-3'e mi gireceksin? Hayır hayır abi. Senin çalışmadığın yer bu. Abi çok zor bir yarış. Ah. Yarışanları izleyeceğim şu anda. Ya bir Hüseyin abi, benim Eskişehir doktor arkadaşım, 60'cı 22'de falan gördüm. Gözlük ya. Sıkıntı yaşamış. Ya başında duracağım, duramıyorum. Gitsem içim aklım kaldı. Çok kötü durumda. Bravo Serhan. Evet. Dağcılar tırmanıyor. Evet. Bu yarışta çok tırmanış olduğu için etkin baton kullanımı, kendini iki ayaklı hayvandan dört ayaklı hayvan modeline geçirmek önemli. Çünkü baton doğru kullandığın zaman seni dört ayaklı yapıyor. Ağırlık merkezini ayakların üzerinde hareket ederken dengelemek zorunda kalmıyorsun. Bu da hem bacak kaslarını ekonomik harcıyor hem de core ve sırt kaslarını. Ama doğru teknikle kullanırsan, yanlış teknikle kullanırsan kollarını bilakis daha fazla yoruyor. Üst vücudun erken tükeniyor. Bu da bu dikdikteki de bir yerde yarışın sonuna doğru senden çok şey alıyor. Sen çünkü başta hızlı geldin. Muhtemelen Beycik kontrol noktasından sonra iyice sertleşmeye başladı sana. Beycik'te çıkardım ben batonu. İşte orada batonları doğru sırtındaydı senin. Sırtındaydı. Ama efektif kullanamadığın için ben seni yakaladım. Batonları doğru kullansan yakalamama imkan yoktu. Ya Caner abi bir de bu yarış için yani ben yükselti itmanı yapıyorum. Ama benim yaptığım yükselti itmanları %10-15 eğimli itfaiye yolları. Burada yan basıyoruz, yamuk basıyoruz. Bu bilekteki gücü yiyor. Hı hı. Bu zemin alışkın değiliz. Doğru. Doğru. Zemin çok zorladı. Bak bu bayır, düz şeritli, asfaltta çıkalım %20 daha hızlı biter bu yol. Tabii. Yol koşanlar avantajlı hale dönmeye başlar. Ama bu zeminde dağcılar patır. Yani bu Toroslardaki bütün yarışlar bu karakterde. Erciyes, işte Aladağlar, Sky. Alanya'yı koşmadım ama Alanya'da da bu celtiyorlar. Ne haber abi? Serhan Poçan. Ya sen elini bir sıkayım ben seni. Ya abi ya. Motor abi. Mermi gibi gidiyor. O saate kadar neredeydin? Oturuyordum abi. Bir yerde uyuyakalmış.